Selam dostlar. Bugün gerçekten bir değişiklik yapalım dedik. Başka bir konu üzerine video çekelim dedik. Bugün tır kullanmaya geldik. Şöyle şu tırlardan bakalım nasıl bir gün olacak. Görüşürüz. Dostlar, şimdi şöyle bir aracın içine girdik. Yatak var, üstte ranza var. Şurada sateliti var. Burası firmanın tır parkı yani. Şurası tamirhanesi. Şu az ileride yıkama yeri. Şu rampa 15-16'nın yanı da Dorse yıkama yeri. Evet, tırın bağlantı, Dorse ile bağlantı yeri burası. Fren ve hava ve elektrik. Şu AD Blue tankı yani deposu. Bu yedek depo, şurada da ana depo var. Dorse buraya giriyor. Bu da ana depo. Süt tankerleri. Süt banyosu yapacağız inşallah. Bize önce iki tanker yeter zaten. Evet dostlar. Dorse demin gösterdiğim yerle kilitlenecek. Şöyle, şurada bakın. Şey var. Kaldır. Evet. Bağlantılar yapılacak. Bağlantıları yapıyoruz şu an. Kırmızı kırmızıya, sarı sarıya. Bu da elektrik. Kaldırılacak tabii daha sonra. Şu an test ediyor. Evet. Artık tamamdır. Tamamen kilitlendi. Yükümüz neymiş? Ano! Haribo! Baba kokmuş lan burası acaba. Kaç ton vardır lan burada Haribo? Kokmuş Haribo. Haribo! Şimdi kamyonumuz boşaltılıyor. Bu sefer şöyle bir depo. Bu sefer biz boşaltmıyoruz. Evet başkan. Şimdi işimiz bitti. Arkadaş kredi sözleşmesini imzalıyor. Boş paletleri bekliyoruz şimdi. Kaç palet olduğunu çözemediler ki. Yani. Macarlar çalışıyor ucuz olsun diye. Ucuz. Paletler çalınmasın da. Boş paletler geldi. 10, 12, 10. Evet, 38 palet.
Evet dostlar, şimdi çıktık, kapaklarımızı kapattık, yola devam edeceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Dolap açalım mı abi? Yemek yapayım ben. Menemen. Menemen. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi daha belli değil nereye gideceğiz. İyi, hadi bakalım. Öndeki tanker cep telefonuyla oynuyor. Yanıcı madde var ha onda. Otobandan devam. Şahinga'nın böyle kranlı var, şeyi de mi var? Var. Vay be. Bizde de var bunlardan. He? Cam taşıyorlar. Polis arabası en sol şeride yapıştırdı gidiyor. Evet. Tuna Nehri. Bir de tepeden görelim ya. Şöyle. Şöyle evet. Bakın. Tabii her zamanki gibi otoban gene biraz kalabalık. Geyiklerimiz nerede ya? Bak karşıda kenarda var. Yol kenarına bakın. Burayı biliyorum. Hamburg'a giderken buradan geçiyordum ya. Biz gelip ekmek mekmek veriyorduk. Hallo. Tavuk koşa koşa geliyor bak. Aa, Ceylan geldi. Ceylan'ı da çekelim bak. Karaca mı Ceylan mı acaba bununla? Ne yapıyorsun yakışıklım? Merhaba. Nasılsın? He? İyi misiniz? Sen ne güzel şeysin öyle ya. Sen ne güzel şeysin. Ne oldu? Sen yine mi geldin? Ben de yemek yok ki size ama. Kusura bakmayın artık. Ya herkes gırtlak peşinde abi. Her taraf Çin. Bak baba nasıl koştura geliyorlar baba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Evet şu çok güzel baksana. Kadife gibi lan. Bize bir şey yok mu? Yakışıklım. Ha sen de mi geldin? O keçi mi lan? Geyik mi bu? Geyik bunların hepsi ya. Nasıl bir geyik bu ya? Selam. Şu büyük koca boynuzlardan oluyor. Rengi bu galiba. Gel de bir boynuz göster bize kanka. Senin boynuzların ne güzelmiş. Bu Ceylan öyle galiba baksana benekli. Evet. Benekli. Ya Karaca ya Ceylan. Ya Karaca ya Ceylan. Şu ilerideki de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Fıstık. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sana bak bak bak. Gel buraya gel. Gel köpek gel buraya. Çirkin. Çirkin köpek. Çirkin köpek. Heh. Sen ne çatlı şeysin maşallah. Gözlere bak ya. Maşallah. Çok seviyorlar biliyor musun? Maşallah. Şunun gözlere, boynuzlara bak. Kadife gibi ya bak. Siz hiç doymuyorsunuz mu oğlum? Yeşilliğin içindesiniz hala yaprak kavgası yapıyorsunuz ya. Ha? Etine lezzet kattım. Karaca oğlan. Kara oğlan gel. Bunlar da ayrı bir şey. Hemen geliyor öyle kıt 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 kıt. Yamp dedi yamp dedi ya. Neyse. Şimdilik bu kadar. Çok tatlılar ya maşallah. Oraya gel oraya. Al sana canım. Ha geldiler zaten. Maşallah. Dere var ya. Ah. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet dostlar böyle içeri gibiymiş. İçeri giremedik. Çalışma var. İnşaat. Onun için dışarıdan yükleme yapılacak. Nereye gideceğim önemli. Geliyor. Salata, kıvırcık. Kıvırcık yüklüyor. He? Yok, hesapta. Evet. Eşber salat. Eşber salat, evet.
aldığımız kıvırcıkları. Buradan bir şey alacağız mı? İçeride çok şey var. Bakalım. Şu İsveç'ten haber. Kabak mı bunlar? Hıyar, hıyar ha. Belki onlardan alırız. Domates. Domates. Evet dostlar, şimdi deponun içine girdik. Arabada olan buraya boşaltılacak. Mesela burada ne var? Mantar var. Mesela burada çilek var. Burada elma var. Burada mesela evet, bunlar taze ekili. Bunda havuç var. Şurada yani mantar. Bu şekil. Avusturya'da taze sebze taşımacılığı yapıyor benim bacanam. Bugün onunla birlikte tırcılık yapıyoruz. Evet. Şimdi mesela bu demirler niye takılıyor abi ya? Sevgili dostum, bunlar yükün güvenliğini sağlıyor. Burada ladum sinkronik diye bir kural var. Evet. Bu yükü koruma altına almazsak polis durdurursa, metal duvar olmasına rağmen mal devrilir, yola dökülebilir, kapakları kırabilir. Mecburen ladum sinkronik yapmak zorunda. Bir tek böyle demirler mi takılıyor abi? Bu tarz arabaya bunu takabiliyoruz. Bunların çeşitleri var tabii ki. Çiçek konteynerimiz de var. Belki yandaki dorselerde vardır. Şimdi gösteririm ben sana. Bu ne abi? Bu amazin. Yani transpalet diyorlar Amerikanlar. Bizde de palet çek. Palet çek. Hadi bakalım. Salatalar gidiyor. Güzel. Evet, domates kasaları. Bunlar burada salata kraut. Evet, salata baharatları. Yenilebilir, hepsi salatada kullanılıyor. Evet, yani nane tarzı, işte fesleğen tarzı, reyhan. O tarz şeyler. Bir de şinitlah diyorlar burada, ne bilmiyorum ama. Hani, Türkçesini bilmiyorum. Şinitlah. Bunlar o vizyon mutfakları için. Evet. Gurmeleri, ne o, gurme mi diyorlar? Şefler için ya. Şefler için, özel böyle, tam. Yani bunları genelde böyle cımbızla koyuyorlar bazen. Evet. Hani, ondan sonra tabağın içine böyle minnacık et falan. Ondan sonra 2500 lira efendim. Bak domatesler gelmiş. Bunlar şeyden gelen domatesler. Bunlar tamamıyla bio olmayan domatesler dostum. Tarla domatesi. Tarla. Aa, yumurta domates. Mis gibi kokuyor vallahi billahi. Burada yine bunlar bu ambalajlanıp gönderiliyor şu şekilde. Evet. Mesela şu yeşiller. Koferin malı oluyor genelde. Evet. Yani marketlere gidiyor direkt. Evet, evet. Müthiş. Bu da domates. Bu flash domates. Bayağı güzel domates ama. Yuvarlak domates. Taş gibi. Ha, yazıyor burada. Ristan domates, flash seviyorum. Aha. Bunun kilosu 4 euro baba. 3.99 evet. 3.99 evet. 4 euro 4 pahalı euro olur zaten yani. 3.99 olunca alabiliriz. Burada kırmızı soğan, cücük soğan. Soğanlarımız. Bunları zaten biz getirdik. Salata. Evet, salata. Bunlar demek salata. İndirilenler. Burada Lolloroso var. Karışık burası. Evet. Burada gideceği yerin lifeşayını. Bunlar da kıvırcık. Yani bildiğimiz bak, kıvırcık. Bak derecesinde getirdik malı, evet. Görüyorsun değil mi? Evet. Kırılsın. Çok güzel. Burada yine kırmızı soğan. Bak o şeylerin paketlenmiş hali. Evet. Demin çekmiştim bunları ya. Evet. Kresi. Müşteriye gidiyor. Biz şey yaptık, balkona ekmiştik. Biyokresi. Burada da şey var, çikore. Mantar. Çektim evet. Bunları ya. Bunlar pahalı mantar galiba. Pahalı mantarlı, evet. Birinci sınıf. Dostlar, bunun adını bilen var mı? Hatta şöyle bir şey daha var. Onun bir başka çeşidi var. Türkiye'de galiba bu var, bir de bu var. Adını bilen varsa yazsın. Hadi bakalım. Audrey Meydan. Kum ocakları.
Evet dostlar, son yerimize de geldik. Buradan da organik ürünleri alıp firmaya döneceğiz. Bugünlük çekimim bu kadar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kalbinizde yaşayın. Bay bay.